Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 12 mini ile iPhone 12 Pro'yu kapıştırıyoruz. Aralarında fark var mı yok mu hepsine değineceğiz arkadaşlar. Bu şu an alabileceğiniz en yeni ama en ucuz iPhone. Bu da elimde görmüş olduğunuz 12 Pro'da şu an alabileceğiniz en yeni ama en pahalılardan yani Pro'lardan bir tanesi. O yüzden ikisinin arasında bir fark var mı yok mu bunu kapıştırmak istedik, sizlere göstermek istedik. Şimdi gelin öncelikle yan yana kurduğumuz uygulamaları hızlı hızlı bir arka arkaya açalım. Bakalım bir fark var mı yok mu hız bakımından görelim. 15 tane uygulamayı arka arkaya açtığımız bölümümüzde 12 Pro birinci turu 52 saniyede tamamlayabiliyor. 12 mini'ye baktığımızda birinci turu 1.1 dakikada yani 1 dakika 1 saniyede tamamladığını görüyoruz. İkinci tura baktığımız zaman Pro 1 dakika 15 saniyelik bir sonuç veriyor. Mini ise 1 dakika 27 saniyelik bir sonuçta karşımıza çıkıyor. Yani aralarındaki 2 GB'lık RAM farkı muhtemelen burada bir etkisini gösteriyor. Ancak yine de mini açısından da bakarsak sonuçlar gayet iyi. Hız testinden sonra yan yana çektiğimiz fotoğraflara yani kameraya bakmanın zamanı geldi. İki telefonla da yan yana çekilen fotoğraflara baktığımızda aslında aralarında telefoto lens ile çekilmiş fotoğraflar dışında büyük bir fark görmüyoruz. İki telefon da günümüz ihtiyaçlarını oldukça iyi seviyede karşılıyor. Gerek düşük ışıklı ortamlarda gerekse gündüz gayet iyi fotoğraflar çekebiliyoruz iki telefonumuzla da. Bunun yanında 12 Pro modeli mini'ye göre portre modunda arka kameradan bahsediyorum. Bazı sahnelerde arka planla ayırma konusunda daha başarılı gibi geldi bana. Yani mesela saç sakal gibi yerlere baktığınız zaman ufak tefek daha iyi ayırmalar varmış gibi geliyor. Ancak aralarındaki farkı değecek kadar değil. Yani ilk amacınız fotoğraf ise ve telefoto lensin sizin için önemi yoksa iki telefon birini gönlünüzce seçebilirsiniz. Şu anda sesimi iPhone 12 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda da iPhone 12'nin mikrofonları kayıt altında. Yani sesler bu şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar fotoğraflarımızı gördük. Gelin şöyle bir tepe açıya geçelim. Hem tasarımlarına yan yana bir bakalım hem de performansına bakalım. Biraz oyun oynayalım kendileriyle. Evet, şimdi iki telefona yan yana bakalım. 12 Pro ve 12 Mini. Yan yana arkadaşlar gördüğünüz gibi aralarında çok ciddi bir boyut farkı var. Zaten adı üzerinde bu telefon Mini. Bu telefon da Pro arkadaşlar. Daha büyük, hatta bunda daha büyüğü var, Pro Max. 12 Mini'de ekranımız 5.4 inç arkadaşlar. Pro'ya baktığımız zaman da 6.1 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ekran çözünürlüğümüz 2340x1080 mini'de, 2532x1170'te Pro'da var arkadaşlar. Aslında gözle görülebilecek bir fark yok ama şunu söyleyelim, piksel yoğunluğu mini'de birazcık daha fazla, 476'ya 460. Küçük ekran, bu farkı çıplak gözle görmek zaten videolarda bahsettiğim gibi birazcık zor arkadaşlar. Şunu da söyleyelim, parlaklık açısından nit bakımından da aralarında çok küçük bir fark var. Bunu da yine çıplak gözle güneşin altında falan görmek bana kalırsa birazcık zor. Şimdi ekran böyle arkadaşlar, zaten ekran teknolojisi falan filan aynı, oralara çok fazla girmiyorum. Bildiğiniz gibi bu seneki bütün modellerde aynı ekranı kullandı Apple. Şöyle telefonları biraz bir çevirelim arkadaşlar. Yapı olarak bildiğiniz gibi eskiye bir dönüş var Apple tarafında. Telefonları yuvarlak hatlardan daha köşeli aslında birazcık hatlara. iPhone 5, 5S vesaire oralara doğru çevirdiler. Ve bu birçok kullanıcının hoşuna da gitti diyebiliriz aslında. Şöyle arkalarına da baktığımız zaman renk farkı dışında tasarım olarak ne fark var? Yine tabii ki de boyuttan ziyade kameralar öne çıkıyor arkadaşlar. iPhone 12 Pro'da bir tane lidar sensörümüz var. Bir tane de ekstra kameramız var, telefoto lens. 12 mini'ye baktığımız zaman sadece 2 tane lens görüyoruz. Telefotodan ve lidar sensörden mahrum kalıyoruz. Elle tutuş hissiyatından da bahsetmek istiyorum. Tabii ki de çok daha küçük bir telefon olduğu için iPhone 12 mini'yi tek elle kullanımı oldukça kolay 12 Pro'ya göre. Hatta Pro Max'i bunun yanında düşünemiyorum bile. Şimdi birazcık da boyutlarından bahsedelim, ağırlığından bahsedelim arkadaşlar. iPhone 12 mini'ye baktığımız zaman 13.1 cm bir uzunluğumuz, 6.4 cm'lik bir genişliğimiz yani şuradan şuraya, 7.4 mm'lik de şöyle yandan bir kalınlığımız var arkadaşlar. 12 Pro'ya da hızlıca bakalım. Kalınlıklar aynı. İkisinde 7.4 mm. Hatta şöyle sizlere bir yan yana göstereyim. Boyuttan dolayı 12 Pro bir tık daha kalın gibi gözüküyor. Ancak şöyle yan yana koyduğunuz zaman herhangi bir kalınlık farkı yok. Tabii ki de uzunluk ve genişlikte olay patlıyor. iPhone 12 Pro'nun genişliği 7.1 cm'ken uzunluğu 14,6 cm. Şöyle üst üste koyduğumuz zaman zaten farkı çok net bir şekilde anlayabildiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bu iPhone 12 Pro'da 30 gün boyunca buzun içinde kaldı ve oradan sağ çıkıp bu videoya konuk olabilir. Bunu da es geçmeyelim. O videoyu izlemeyenler de hemen bir baksın derim. Tabii ki de ağırlıklar da önemli. Telefon büyüyünce ağırlık da artıyor. 187 gramlık bir ağırlık var Pro'da. Mini'ye baktığımız zaman da 133 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Tabii ki de bu ağırlık boyuttan ziyade şurada da etkili arkadaşlar. Mini olan da alüminyum bir kasayı görüyoruz. Diğerinde bildiğiniz paslanmaz çelik bir kasamız var arkadaşlar. Bunun dışında ön taraflarda zaten ikisinde videolarımızda da bahsettiğimiz gibi bu yeni seramik shield denilen koruma teknolojisi mevcut. 4 kata kadar daha dayanıklıymış bir önceki modele göre. Tasarımlar 3 aşağı 5
5 yukarı zaten yan yana bol bol göstermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi ben birazcık oyun oynayayım X7'de arkadaşlar. O sırada da inceli donanımından da bahsedelim. Aslında çok büyük bir fark yok ama yine de bahsetmeden geçmeyelim. Performans olarak aralarında kağıt üzerindeki tek fark aslında 2 GB'lık RAM desek yanlış olmaz. Tabi bir de 12 mini 64, 12 pro 128 GB depolama seçeneğiyle başlıyor. İki telefonda donanım olarak gayet güzel, her türlü oyun, sosyal medya işinizde yanınızda duruyor sizin. Orada bir sorununuz yok. Oyun testimizi bu sefer ikisi de %100 şarjdayken yaptık. Ağzına kadar dolu yani. Bataryalarımız 15 dakikanın sonunda hiçbir kayıp vermediler. Tabii ki de bu tamamı dolduğu için arkadaşlar. Sıcaklıklar da dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 7'şer derecelik artışlar yaptı. Tabii iki telefonun kendi incelemelerinde daha düşük bir bataryayla başlamıştık. O testlerde de ikisinde ortalama %6'lık bir kayıp yaşamıştık. Yani bunu baz alabilirsiniz aslında. Evet, oyunlarımızı da oynadık arkadaşlar. Artık gelin videonun yavaş yavaş sonuna geçelim. Son sözlerimizde her zaman olduğu gibi fiyatı söylüyoruz arkadaşlar. 12 Pro'nun başlangıç modeli, yani 128 GB'lık modeli 15.000 TL. 12 Mini'ye baktığımız zaman da yine 64 GB'lık başlangıç modeli 10.000 TL arkadaşlar. Şimdi fiyatın yüksek olduğunu vesaire artık zaten tartışmanın bir mantığı yok burada. Benim burada demek istediğim aradaki 5.000 TL'lik farkı nereye veriyorsunuz? Aslında bu videonun da olayı birazcık oydu. Aradaki 5.000 TL'lik fark temel olarak 64 GB'lık ekstra bir depolama almış oluyorsunuz. Bunun yanında bir tane telefoto lensiniz ve lidar sensörünüz oluyor. Aynı zamanda daha büyük ekranlı bir telefona kavuşmuş oluyorsunuz. Tabii ki de daha ince detaylara indiğimiz zaman daha büyük olduğu için telefon daha büyük bir batarya içine sığıyor. Şarjı birazcık daha uzun gidiyor arkadaşlar. Bunun yanında kasa olarak iPhone 12 Pro'lar daha sağlam. Aslında fotoğraf tarafında da çok bahsetmediğimiz RAW çekme meselesi, ham çekme meselesi var. Yani çok özel fotoğrafla ilgileniyorsanız sizi ilgilendiren bölümler var. Telefoto lensde olduğu gibi. Bunun dışında aradaki hani boyut farkı vesaire sizin için çok önemli değilse 5000 TL ekstradan vermenin bana soracak olursanız çok da büyük bir mantığı yok. Yani büyük boyutlu en son çıkan iPhone almak istiyorum diyorsanız ya buna bakacaksınız ya da Pro Max'e geçeceksiniz. iPhone olsun, son model olsun, benim için gerisi önemli değil diyorsanız da 12 mini de zaten gayet rahat bir şekilde işinizi görür diyelim ve videomuzu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 12 Pro ile iPhone 12 mini'yi kapıştırdık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Şurada beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.